Volcan belgeleri sesli anlatım. Sarı meşelik içinde tam ortasında kılıç. Kıç kışa yatar vaziyette iki öküz, araları üç adım. Öküzün biri beyaz, diğeri kara, taştan yapılmıştır. Beyaz öküzün baktığı istikamette 51 adım mesafede bir kız elinde bir tutam ot öküze uzatır, şekildedir. Öküzlerin arka budunda birinde balta yarığı, diğerinde istavroz mevcuttur. Öküzlerden 17 adım yukarıda bir dikili kaya görürüz. Bu kaya kepenekli bir çobanı andırır. Yüz kısmı öküzlere bakar vaziyette, çobanın hemen altında yaslanmış bir taş vardır. Bu taşın üzerinde bir atlalı resmini gözleriz. Ayrıyeten bu taşın bir kenarı çatlaktır. Aynı taşın üzerinde maskeli bir kantar vardır. Buradan yine yukarı istikamete devam ediyorsun. Suyun arka kısmında kuru dere yatağını bulacaksın. Onun karşı tarafına doğru geç, bir mevkiye geleceksin. Bu kez değirmene doğru iniyorsun, bir köpek resmi göreceksin. Köpeğin yapılı bulunduğu kanaranın üzerinde alçak bir taş vardır. Taşın altındaki geçitten bir patikaya geçeriz. Bu patikanın üzerinde bir su ağacını görebiliriz. Buradan yine yukarı istikamete devam ediyoruz. Yukarı istikamette kocaman bir taş tespit ederiz. Buradan değirmenin kocaman kapısına ulaşırız. Değirmen kapısının üstünde dikine iki adet tabanca vardır. Kırmızı kapsalıdır. Oradan bir alana çıkıyorsun. Alanda bir binek taşı var. Bunun üzerinde üç köpek yatmışlar. Taşın dolayında yerde reolalar vardır. Burada reolaların uçlarına çok iyi dikkat etmek gerekir. Reolaların uçlarının nerede bittiğini ve ne tarafa baktığını iyi takip etmek gerekir. Bir ucu üç taşa bakıyor, diğer ucu değirmene bakıyor. Değirmene bakan tarafta bir istavroz olduğunu görürüz. Değirmen kapısının 4 adım önü. Yine değirmen kapısından istikamet alarak derenin ortasında 3-4 okka büyük kapalı değirmenin devamı 3-4 okka mazoneza, külün karşısında suyun içinde bir ağaç vardır. Bu ağaca gözle görülür derecede yakınında bir kaynak olduğunu görebiliriz. Kaynaktan su içmek için eğildiğinde ve tekrar ayağa kalktığında karşında bir kuyu göreceksin. Bu kuyunun alt tarafında bir yazı olduğunu görebiliriz. Nelos Womense. Değirmen giriş ve değirmene giriyorsun. Değirmenin ocak başındaki oturduğu yeri görüyorsun. Buranın altında bir duvar örüşmüş. Duvarda 3 ve 2 rakamını görürüz. Giriyorsun 7. merdivene. Aşağıda direğin yanında bir mahzen görürüz. Buna 3 adım dışarıda dikili bir taş vardır. Savaktan geçtiğin zaman karşıda keçi yolunu görüp takip ederiz. Bu yol kanaranın yanından 150 kadar koyun alabilecek büyüklükte bir mağaraya ulaşır. Oradan yine kanaranın yanından yoluna devam ediyoruz. İleride minareye benzeyen bir kaya göreceksin ve kanara ile kayanın arası ancak bir insan geçecek kadar üzerinde istavroz vardır. Yine kanaranın yanından devam ediyorsun. Yukarıya doğru belirli bir mesafe sonra yine bir mağara göreceksin. Bu kez 300 koyun alabilecek genişlikte ve kapısında direk vardır. Kanaranın yanını bırakmaksızın devam ediyorsun. Ta ki 7 merdiveni görene kadar. Merdivenlerden bir çeyre çıkıyorsun. Sağa baktığın zaman bir ufak mağara göreceksin. Mağaranın ağzı fırın ağzı gibidir. Bu mağaraya diz üstü girilir. Üst tavanını tetkik et bir kitap göreceksin resimlenmiş şekilde. Gelelim yeniden yatan öküzlere. Öküzlerden 15 adım aşağıda bir kaya görürüz. Tamamıyla oturmuş kurda benzer. Öküzlerden dik yukarı çıkan burada toprak ve taş karışımı bir tepe göreceksin. Bu tepenin tam üstünde dikili ve üzerinde istavroz olan taşımızı göreceksin. Bu tepenin içinde tüfek, tabanca ve bıçak var. Yani bol miktarda tüfeklerin yanına gidip oradan tepeye kadar ölçüyorsun. Bu kez ölçtüğün adımlarla ölçüyorsun. Bu kez ölçtüğün adımlarla onların karşısına doğru ölçüyorsun.
Burada Volcan yatmıştır. Öküzlerden aşağı doğru bir dikili taş vardır. Kurttan yukarı bir yassı taş vardır. Bir ağaca sarılı kökler var. Bu ağaç su ağacına benziyor. Güneye karşı köklerin altında 3 tane çivi çakılıdır. Ağaçlığın doğusunda 3 adet büyük taş görürüz. Ortadaki taşı olduğu yerde 16 çift tüfek görürüz. Onların altına malzemelerimizi koyduk ve kapadık. Arkadaşlar, bu belgede anlatıldığı üzere sizin bize göndermiş olduğunuz işaretlerde de olduğu gibi çok güzel anlatımlar da bulunmuş. Tüfek işareti ve süngü işareti, küçük silah işareti, arka tabanca işareti gibi işaret sistemleriyle beraber fırın ağzı mağaradan bahsetmiş. Karşılaşmış oldukları, yani Volcan'ın kendi saklantılarıyla alakalı anlatmış olduğu belgelerdir bunlar. Yani arkadaşlarının Volcan'ın saklamaları ve yapmış olduğu saklamalarla alakalı da bilgiler vermiş. Fırın ağzı, 7 basamak, yapmış oldukları kara taş ve siyah taşın ne kadar önemli olduğunu burada anlatıyor zaten. Siyah ve ak taş ve kara taşın çok önemli olduğunu, eşkıya saklamalarında da önem arz ettiğini sizlere anlatmıştık. Dilerseniz devam edelim. Bu değirmenin iki tarafı doğal kayaya oymadır. 3 basamakla içine girip 9 basamakla çıkılmaktadır. Emin Ağa değirmeni yakınlarında bir değirmen daha vardır. Değirmen arkının solda 9 basamağı vardır. Domuzluk ayağının içinde sağ tarafta duvarında 9 civcivli tavuk ve onlara saldırır vaziyette bir yılan resmi görürüz. Değirmenden çıkan suyun sağından gelen bir yanına topal ayı ile çubuğu ensesinde sokuludur. Sopası yere dayalı def ile ayı oynatan ayıcı resmini görebilirsiniz. Sonra bunların 23 adım karşısında ayının ayağına işledik. Emin Ağa değirmeni önünde yarık kaya ile bir binek taşı mevcuttur. Değirmene sırtımızı dönüp binek taşının üzerine çıkarsak karşıda küçük bir mağara görürüz. Bu mağaranın kapısının yanında kesme bir yol yaptık. Daha sonra mağaranın kapısı iki insan geçecek genişliğindedir. Üstünde çift öküzü küçük bir çocuk çeker vaziyette resmedilmiştir. Derhal dereyi izlemeye koyulduk. Volcan'ın kendi anlatımından bahsediyoruz şu an. Derhal dereyi izlemeye koyulduk. Çok eski bir mahalle ve Rum ahalisinden kalma aynı su arkıyla dönen 3 adet değirmen gördük. Bunları sabit mevki olarak kalması için günlüğümüze kayıt düştü. Epey bir mesafeyi kat ettikten sonra meşenin güzel ve iyi cinsten oluşan sırtta bir ormanlık mevkiye ulaştık. Aşağı doğru indik, sarı meşeliğin arkasına doğru ilerledikten sonra iki öküz gördük. Uzaktan bakıldığında haç taşı olup yanına varıldığında bir çift öküzdür. Bir beyaz, bir gök rengi olup araları 3 adımdır. Konumları kıç kıça yatar durumdadır. Biz burada yaşlı ve çok eski bir meşeyi devirerek yaktık, kömür haline getirdik ve bu yere döşedik. Üzerinde 21 kişi 5 saat samanlı toprak çektik. Petrov beyaz öküzü arkasına alarak baktığı yöne sert adımlarla 51 adım yürüdü. Pavser, Varechko burasını kırdılar. 300 kilo gelen kazanı 12 kişi zorla sarkıtarak topyekun buraya koyduk. Molozlarla taşlarla kapatarak örttük. Daha sonra büyükçe bir taş koyduk. Bu taşta bir kız resmi bir tutam samanı öküze uzatır şekildedir. Sabahleyin çadırımdan dışarı baktığımda güneşi pırıl pırıl seyrettim. O zaman aklıma Vezirtepe'nin batısında olduğumuz geldi. Derhal kaydıma not aldım diye devam ediyor. Ertesi gün öğlen üzeri haramiler deresi civarında tetkik için bazı sadık adamlarımı Tedor ve Şair dahil olmak üzere 7 kişi gönderdi. Biz o sırada bir yerli taş oymaya başlamıştık. İkindi vakti Tedor geldi. İleride ufak ve sarı bir gölcüğün bir ayağının haramiler deresine karıştığını anlattı. Derhal bir kağnı arabası hazırlattım. Daha sonra içerisinde 850 okka altın paralar bulunan nevaleye yükledim. Yanıma 80 kişi alarak atlara atladık.
Sarı Göl'e geldik. Geldikten sonra bu gölün ayağından başlayarak Horasan'da döşenmiş yolu bulursunuz. İçini doldurarak Horasan'da sıvadık. Yalnız bir tanesinde oyuk işareti olup civardadır. Aradan 3 gün 2 gece geçti. Birinci basamağa çatlak olan ve henüz bitirilmemiş Emin Ağa değirmenine düz girilir. 3 basamağı vardır. Yerle 1'dir. Domuzluk ayağının içinde sağ duvarına bakarsanız 9 civcivli tavuk resmini görürsünüz. Ufak yavru anasının üzerine çıkmış, bir yılan onlara saldırır vaziyettedir. Tavuk üzerindeki yavru doldurmadır. İçinde tek bir Bizans altını vardır. Değirmen suyunun sağına gelen tarafta def ile ayı oynatan bir ayıcı ile ayı resimleri tarafımızdan fevkalade güzel çizilmiştir. Talimatım şu şekildedir. Ayıcının 2-3 adım karşısında bir bakır meblağı mevcut olup üzerinde gri renkte bir taş kapalıdır. Dikkat edilecek nokta bu taşta ayağının resmi vardır. Değirmenin önünde bir binek taşı olup kazılırsa emanete ulaşılır. Ön tarafından fundalık içerisinde yarık bir kaya içerisinde bakmayı ihmal etmeyin. Reçko binek taşını çıktı. Reis dedi, karşıda bir mağara var, gel gör. Bu mağara küçük olup Romalı kaşiflerden kalmadır. Mağaranın kapısının yanında kesme bir yol vardır. Kapısının genişliği ise iki adamın yüksüz geçebileceği genişliktedir. İçerisinde ufak bir çocuk bir çift öküz yedeğinden çeker vaziyettedir. Bu mağarada baktığımızda değirmeni ve havalini yüksekten görürüz. İşte bu mevki Emin Ağa'nın ismini vaaz ettik ama emanetlerinin yerini Emin Ağa dahi bilemez. Evet arkadaşlar, mantığın oluşması diyoruz. Anlatımlarda da çok güzel dile getirmiş. İşaret sistemlerinin ne olduğunu da bize çok da güzel anlatmış. Hiçbir şey olmasa bile, yani yer yöre ismi vermemiş olsa bile, şurası 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 dememiş olsa bile, gelmiş ve gönderilmiş olan işaret sistemlerinde de görüyoruz bunlara benzer işaret sistemlerini. Kendine özel yapmış olduğu işaret sistemlerini de anlıyoruz. Gömü mantıklarını, taşları nasıl oyduklarını, oyduktan sonra nasıl içini doldurduklarını, işte bakın gördünüz, meşe ağacını yakmış, kül haline getirmiş, yere döşemiş, kayayı kaldırmış, onun altına işte 300 kiloluk kazan, yani altını 300 okka diyor, yani okkanın gramını şeylerini verdik, ağırlıklarını, yani 700-800 kilo kadar, 600 kilo kadar altını veya değerli eşyayı oraya koyduklarını anlatmış. Bununla beraber bunları öğreniyoruz. Öğrenmekle de beraber işaret sistemlerini anlayabiliyoruz, mantığını anlayabiliyoruz, sistemi anlayabiliyoruz. Çok faydası olabileceğini düşündüğüm sesli kitap, sesli anlatım şeklinde bu şekilde devam edeceğiz anlatımlarımıza. Sizleri çok seviyoruz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bizi tanıyamazsanız bize ne dost ne de düşman olabilir.